Merhaba arkadaşlar, ben Nilay. Kanalım Derle Topla Şalkalı'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hobonichi'min ne şekilde düzenlediğimin videosunu paylaşacağım. Esasında şöyle oldu arkadaşlar, hemen kısaca bir özet geçeyim. Bu giriş videosu olacak çünkü. Normalde geçen hafta bunun düzeninin bir kısmını yapmıştım. Hatta şöyle etiketlerimi de buna organize etmiştim ve bir video çekmiştim. Ama gün ışığında çektiğim için gölge geldi gitti, işte çok uzun sürdüğü için benim enerjim azaldı ki kahvaltı yapmamıştım. Videonun bir kısmında bundan da bahsediyorum zaten. Derken o video tamamen yalan oldu ve geçen hafta editlemeye çalışırken çok sıkıntı yaşadım. O yüzden geçen hafta video gelmedi. Hatta bu hafta hem ajandamın yeni halini, eklediğim kısımları göstereceğim size. Hem de geçen hafta yaptıklarımı aralara koyarak bütün bir video oluşturmaya çalışacağım. Umarım izlerken keyif alırsınız. İlk başta bunun için ben bir kavron kavur almıştım, biliyorsunuz. Hobonichi Hon normalde biraz daha kalın olduğu için normal coverlar buna denk gelmiyordu. Ama o da çok büyük gelmişti. Onun videosunu da bulabilirsem eğer, pardon, unutmazsam eğer sağ üst köşeye linkini eklemeye çalışırım. Bu ay içinde yüklediğim videolardan arkadaşlar. Derken bu çıplak kumaşıyla böyle kala kaldı. Tam olarak şey de değil, sert ama kumaşımsı bir yapısı da var. Ben de A5 boyutunda kendinden yapışkanlı olan defter kaplarından aldım. Bunun üst kısmına geçirdim. Şöyle. Şuradan da görebilirsiniz. Daha sonra kıvırdım. Şuralarını normal hani küçükken defter kitap kaplardık ya, onun gibi kestim arkadaşlar. Ve hatta burasını düzeltmem gerekiyordu ama size net olarak gösterebilmek adına düzeltmedim. Bu videodan sonra düzeltmeyi düşünüyorum. Şu kenar kısımlarından bu şekilde diktim. Sarıya benzeyen bir iplik kullandım yanlış hatırlamıyorsam. Bu arada netlik bazen gidebiliyor, kusura bakmayın. Şöyle şuraları tamamen diktim. Ve kendime şeffaf bir kap oluşturdum. Daha sonra o eklediğim bazı değişiklikler var. Konuşamadım da, onlardan da bahsedeyim hemen size. Şu parlaklığı bir ayarlayayım. Son etiket videomda bunun videosunu paylaşmıştım. Bu parçanın etrafı normalde beyaz ama ben Faber-Castell'di yanlış hatırlamıyorsam. Bu arada kullandığım etiketleri ve kalemleri buna yerleştirdim ve birkaç bandı hemen toparlayayım. Şeyine bakacağım arkadaşlar. Faber-Castell'in şu altın sarısı kalemiyle kenar kısımlarını geçtim. Tam olarak altın sarısı olmadı esasında. Şuraya bakarsanız böyle 24 ayar altın renginde. Bunlar da 14 ayar altın renginde gibi oldu ama Hobonichi'nin kendi şuradaki çizgisi de hafif altın sarısıydı. Ve yine 2024 yazısı. O yüzden uyumlu olacağını düşündüm. Bunu buraya yapıştırdım. Çıkacak mı çıkmayacak mı bilmiyorum ama bakalım. İlkbahara doğru biraz daha farklı şeyler koymayı düşünüyorum. Şu parçayı da uygun bir yere yapıştırmayı düşünüyorum. Yaldızları çok hoşuma gidiyor. Şimdi değiştirdiğim yerleri direkt göstereyim size. Çok uzun olup sizi sıkmasını da istemiyorum. Bir önceki videomda sessiz bir videoydu. Sesim çok kötüydü arkadaşlar. Faranjit işte... Okulda çok fazla toz vardı, çok fazla yüksek sesle konuşmak zorunda kaldım falan derken faranjit yüzünden sesim gerçekten çok kötüydü. O yüzden o videoya ses ekleyemedim. Normalde niyetimde ses eklemek ve bazı şeyleri açıklamak vardı. O videoyu sessiz yayınladım. Benim de çok içime sinen bir video olmadı. Zaten birçoğunuz da bunu belirtmişsiniz. Sohbette olanlar daha keyifli oluyor diye. İnanın benim de niyetim o yöndeydi. Gönlümden geçen de oydu ama işte bazı aksilikler yaşanabiliyor. Geçerse Hobonichi'mi. Bu benim çok 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 uzun zaman önce AliExpress'ten aldığım bir kalemlikti arkadaşlar. Kalemlik değildi esasında da, ben kalemlik olarak kullanıyordum. Burada arka tarafta kullanmayı düşündüğüm kalemlerim var ki renk denemesini yaptım. Şunun altında da metaliklerim var. Bazı başlıkları bunlarla atmayı düşünüyorum. Gerekli olan malzemelerim de yine bunun içinde. Delgecim, makasım, hatta delgecimi ve makasımı şöyle kenara alayım. Açıp kapatması kolay olsun benim için. Kullanmayı düşündüğüm kalemlerim, yapıştırıcım ve şurada bir yerde de piritim var. Bunlar da yine aynı şekilde biraz sonra etiketlerimi ayarlarken kullanacağım malzemeler. Takselimi de kenara alayım. Şimdi şu kalem mucizevi bir şey. Ben bunu A1'den falan aldım yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. Yeşili, kırmızısı, siyahı ve mavisi var. Birçoğunuz aşinadır zaten. Aylık kısmındaki hatıra günlüğüme o kalemle yazıyorum. Hemen göstereyim hatta size. Kurulumum da çok pointik oldu. Akşam çektiğim için ve flaş açtığım için pek hoş görünmemişti videoda ama
böyle. Bu etiketlerin şu hariç sanırım şeyden en son etiket videomda görebilirsiniz nereden aldığımı. Bunu da yine Türkiye'deki bir etiket dükkanından satın almıştım gerçi. Bunu soran arkadaşlarımız olmuş. Instagram'dan da videonun, YouTube videosunun altına da Cafe Masters.com'un Facebook sayfasına katıldığınız zaman arkadaşlar 2024, 2025 ve 2023 için olan takvimleri indirip işte kesip yapışkanlı kağıda veya normal kağıda fark etmez kullanabilirsiniz. Bedava indirilebilir yani. O grubun üyeleri için yapılmış etiketler. 2023'ün takvimini kullanmayacağımı düşündüğüm için bunları yapıştırdım. Hem bir renk gelsin diye. Çünkü şuradan seçiliyor mu bilmiyorum ama sayılar çok küçük olduğu için tam net gözükmüyor. Dediğim gibi kullanmayacağım için bu kısmı yapıştırdım. Diğer kısımları o yüzden yapıştırmayı tercih etmedim. Geçersek bu kısma aylık planlarımı yapmayı düşünüyorum diye söylemiştim. Aylık plan derken şu yapılacak falan değil de şu gün şu var, bugün bu var şeklinde. Burada İlk başta ajandama yazacağım şeyler misket ve dantelin aşıları. Ben onların aşılarını bu arada bu sene kullandım. Minnak ajandam. Bunun gibi bir şey bu sene yine almayı düşünüyorum. Çantama atıp işle alakalı veya bazı kritik şeylerle alakalı yazılar yazmak hoş oluyor çünkü. Arada bir de süslüyorum. Bu arada buradaki aralık görünümüme bakar mısınız? Çok tatlı değil mi? Yeşil kırmızı. Şimdi hemen hızlıca şeylerimi yazayım. Misket ve dantelin aşı takvimini. Bu arada bunu yazarken şu siyah kalemimi kullanacağım. Uniball Signo'nun 207 kalemi. Marketlerde falan çok rahat bulunabilir bir kalem. Tamamladıktan sonra aylık planlarımda şu an buraya şey koymayı unuttuğum için buradaki boy buraya çıktı. Her neyse. Aylık planlarımda şu an başka bir şey sanırım yok. Aylık plan ayracımı da pardon kadrajdan kaymışım. Buraya yerleştirdim. Ben buraya Mia'dan aldığım yılbaşı geri sayım etiketlerini yerleştirmiştim normalde arkadaşlar ama etiketler çok büyük olduğu için yazı yazmaya yer kalmıyordu. Sonra onları Undo diye bir şey var. Nasıl diyeyim? Malzeme var. Onunla çıkarmayı düşündüm ama onu satın alışını gerçekleştiremedim çünkü yoktu. Amazon'da normalde vardı ama artık satılmıyormuş. Ben de asetonla ve şu keskin nasıl diyeyim? Falçata gibi olan aletimle üstüne aseton yapıp kaldırdım. Bu da sayfanın kırışmasına sebep oldu. Ama aylık küçük hatıralarımı buraya yazabiliyorum. Kullandığım kalem de az evvel gösterdiğim kalem hatta. Aylık kısmımızı geçtikten sonra muhtemelen bir sonraki video zaten haftalık plan veya günlük hatıra günlüğü tutuşum videosu olacak. Burası günlük kısmımız. Ayraçlarımı da yerleştirmiştim. Günlük kısımlarımız sonlandıktan sonra şuradaki desteğimi alayım, bu tarafa koyayım. Bunu da erkek kardeşim almıştı bana. Keçeli kalemler. Şimdi şuradan bazı kalem testleri yaptım arkadaşlar. Hava bayağı bir bulutlu. Ekran parlaklığını biraz açmaya çalıştım ama o yüzden renkler tam toparlamıyor olabilir. Biraz yakınlaştırayım hatta. Sanırım bu şekilde daha net. Bazı renkleri seçtim. Seçtiğim renkler de az evvel kalem kutumda gösterdiğim renklerdi. Bunları yıl boyunca kullanmayı düşünüyorum. Hangi renkleri seçtim ki? Şimdi hangileri seçtiğimi hatırlamıyorum. Şu renklerin içinden bunları seçtim arkadaşlar. Çok koyu olmayacak renkler seçmeye çalıştım. Mor falan seçmedim hatta. Şu kısımda arkadaşlar misket ve dantelin aşılarını yazdıktan sonra aşı olduğu zamanlar için pati ve kedi resimleri etiketleri koydum. Kuduz ve karmalar için şu kedi etiketlerini, genel iç dış parazitler için de pati etiketini koydum. Bunları ne için kullanacağıma gelirsek. Hobonichi'nin arka kısmında
hangi kısmında gelemedik. Burada 365 gün için, her gün için birer parça olacak şekilde kutucuklar var. Bunları mod tracker olarak kullanmayı düşündüm. O yüzden de bu kalemlerle farklı farklı modlarımı şuraya kenara not alayım. Ve her günün sonunda da buraya onu belirteyim diye düşündüm. Bakalım inşallah sene sonunda bunun tamamı rengarenk olmuş olacak. Onun evvelinde neredeydi? Küçük bir... Bu benim vakti zamanında kendim için çıkarttığım... Şöyle sayfa ayracı arkadaşlar. Burayı her gün açacağım için şu kısma bunu koyayım diye düşündüm. Bu şekilde sayfamı daha rahat bulurum. İlk başta bunu yerleştireyim. Daha sonra renk seçimimizi ve hangi renklerin hangi modlarımı belirteceğimi yazacağım. Arkadaşlar ilk başta boşluklu kısımlara yazmıştım şu mod takibindeki renkleri, ama daha sonra çok silik geldi gözüme ve Galenadir'dan aldığım defterim Tommy River kağıttı. Bu da Tommy River S kağıt. Ondan bir parça kestim, bunun üstüne yapıştırdım. Böyle güzelce süsledim ve modlarımı buna yazdım. 2024 modumu yazdım. Buraya da parça parça aylık bir şeyler yazabilirim diye düşündüm. Gerçi iç kısmında da var ama şu etiketim hala duruyor. Bunun yanı sıra. Şimdi birkaç yere ekleme yapacağız. Ben bu kısımda şu bandı kullandım arkadaşlar. Birkaç tane de mor, pembe ve yeşil tonunda etiket kullandım. Buraya direkt çıktı alıp yapıştırmıştım zaten. Bu kısımlar içinde birazcık renklendirme yapmayı düşünüyorum. Yine aynı bandımdan kullanacağım. Pembe ponçik temalı. Bunlarla birlikte aldığım setimde esasında çok daha geniş ve güzel etiketlerim vardı. Ama 3 tanesini, bunlar toplam 5 taneydi yanlış hatırlamıyorsam, 3 tanesini kaybettim. Bulutlu falan da esasında keyifliydi de ama galiba ben onu memlekete giderken götürdüm. Daha sonra orada kaldı. Getirmeyi unuttum. Bir anneme sormam lazım. Bu arada... Nihayet yıllar sonra kendime stüdyo ışığı aldım arkadaşlar. Şu anda akşam saat bayağı bir geç. Ama güzel ışıkla çekebiliyorum. Havanın erken kararıyor olması zaten videoların gecikmesine sebep oluyordu. Burayı da ne şekilde dolduracağımı bilmiyorum. Amacına uygun dolduracağım ama ne şekilde dolduracağım derken neresine ne gelecek bilmiyorum amacına uygun dolduracağım için. Şu bandımı kullanabilirim. Şuradan birkaç tane ponçik etiket seçip yapıştırabilirim. Çok da yer tutmasını istemiyorum çünkü birer satır olarak yazacağım. Çaydanlığı koymak istiyordum normalde. Hologramlı. Çok güzel gözüküyor. Umarım kamera topluyordur. Ama bunu koyduğum zaman büyük bir kısmına yazı yazamayacağım. O yüzden şuralara küçük etiketler geçmemin daha mantıklı olacağını düşündüm. Bunlar şeffaf etiketler. Mia'dan aldım. Mia'nın etiketlerini her yerde kullanıyorum zaten. Ajandasını kullanmasam etiketini kullanıyorum. Etiketini kullanmasam ajandasını kullanıyorum. Mia, seviyoruz. Şimdi bunda yıldızlar var. Bunda da çiçekler var. Çok uyumlu olmayacak sanki, değil mi? Şu çiçeği, arka tarafta kelebeğini kullanmıştım. Bunlar da şey, fotoğraf kağıdına basılmış etiketler arkadaşlar. Geri kalan aylık, haftalık ve yıllık görünüm kısımları arkadaşlar. O kısımlarda herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmüyorum. İlk başta izlediğiniz şekliyle kalacak ve ajanda kurulumumuz tamamlanmış oldu. Şöyle bir baştan hepsine bakacak olursak, ortalığı temizleyeyim, biraz hoş görünsün. En üst kısımda kılıfımız, tavşanlı etiketim, kenarlarında Faber-Castell altın sarısı kalemimle geçmiştim. Daha sonra giriş sayfam misket ve dantel. Bu bir şeyin, etiket dükkanının teşekkür kartıydı bu arada arkadaşlar. İlk sayfam tabii ki benimle uyumlu temalı. Bu ben, bu misketim ve dantelim. Kitaplarımız, kahvemiz, yıldızlar
ve uyudunuz. Daha sonra bu kısma bunu soran arkadaşlar olmuş. Bir önceki çekimde bahsetmiş miydim hatırlamıyorum. Cafe Monstersco'nun Facebook sayfasına bedava indirilebilir olarak 2023, 2024 ve 2025'in var arkadaşlar. Yıllık görünümüm. Aylık görünümde kendi hatıra günlüklerim var. Tüm aylık görünümler için aynısını yapmayı düşünüyorum. Haftalık ve günlük görünümde tabii bir şey yapmadım. Çünkü onlar ajandayı kullanmaya başlamamla birlikte kullanılacak alanlar. Baş ve son sayfalarını düzenledim diyebilirim esasında şimdilik. Kalem testim. Kalem testimin olduğu sayfalara da ponçik etiketler koydum ve bant. Buralarda yine aynı şekilde. Daha sonra burada May 100 yazıyordu. Benim yüzüm yazıyordu. Amacına uygun doldurmayı düşünüyorum. Bunları da doldurdum. Şurada title yazıyordu. Onun üstüne etiketle kapatıp şu etiketi koydum. Title kendimi yazdım. Buradakiler gülmüş. Sonra bu şey işte bazı şeyler yazan kısımlar var. Bunları sene içinde veya sene sonunda doldururum. Duruma göre değişir. Bu kısmımız tamamen kaplanmış durumda. Burada hatırlanacak sözler, her ay için bir kutu vardı. Burada bir yıllık kontrol listesi tarzında bir şey var. Ben bunu mod takibi olarak kullanmayı düşündüm. Kullandığım kalemler şunlar. Bir yıl boyunca bu renkler bu kalem kutumda kalacak. Arkadaki şeyleri de simli, folyolu neydi? Metalik. Arkadaki metalik renkleri de ajanda süslemelerimde kullanırım diye düşündüm. Kullandığım kalemlerimin tamamı burada. 02-06-04 çizim kalemim. Uniball Signo'nun bu kaç? 207 kalemi. Kesicim. Bu arada o burada mı? Evet burada. Çok fazla kullandığım için buraya koydum. Şu Bic'in 4 renk kalemi arkadaşlar. Hatıra günlüğünü kullanırken bunu çok fazla yazıyorum. Özellikle yeşil, kırmızıyı bol kullandım. Malum yılbaşı temalı olduğu için. Etiketlerimin pardon, küçük olanları, emojiler ve vakti zamanında AliExpress'ten aldığım şeffaf etiketlerim. Burada bunlar çok ince olduğu için bunun içime uyumlu olur diye düşündüm. Kalem kutumda ne var videosunu da çekmiş oldum. Böylelikle şurada kendi hazırladığım stencil'lar var. Etiketlerimi de koyayım şöyle. Bu post-it'i de uygun bir yere koymayı düşünüyorum ajandanın içinde arkadaşlar. Koyduktan sonra umarım bir videoda bahsederim bundan. Kapatayım kalem kutumu. Böyle kompakt halde hem etiketlerim hem kalemlerim hepsi birlikte bunun içinde taşıması da rahat oluyor. Ve geçersek arka sayfaya. Ha, arka sayfalarda bir şey yoktu arkadaşlar. Şu anda Aralık'ta hatıra aylığı kısmını doldurduğum için de böyle yılbaşı ve kış temalı etiketleri defterimin arka kısmına koydum. Şunların tamamı Mia'dan. Bunu da bir etiket dükkanından almıştım. Etiket alışverişi videoma bakabilirsiniz. Eğer o videoda varsa. Eğer geç gönderen bir dükkansa o videoya yetişememiştir ve videoda yoktur. Ve şu parçayı da nereye koysam bilemedim ama çok tatlı da duruyor. Ben acaba bunu şöyle koysam. Ama o zaman böyle koymam gerekecek. Bence koyabilirim. Tamam olur. Hatta orta kısma yapayım. Şöyle. Bu burada dursun folyolu folyolu. Ve kapattığımda da birazcık daha ortaya. Evet. Umarım izlemesi keyifli bir video olmuştur arkadaşlar. Biraz karışık oradan oldu farkındayım. Özür dilerim ve affınıza sığınıyorum. Umarım sonraki videolarım çok daha güzel editlenmiş, çekilmiş halde olacak. Çünkü neden? Artık bizim ışığımız var ve akşamda çekim yapabileceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.